Selam millet. Şimdi size Grim Dawn'ın 5. sezonunun ilk izlenimlerini aktaracağım. Daha karakter bile açmadım. Hemen size menüdeyken bazı şeylerden bahsetmeye başlayayım. Oyun size bu şekilde açılıyor launcher'dan çalıştırdığınız takdirde. Daha sonra custom game'de şu seçeneğin seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Grim League S05 işte World 001.map seçeneğinin seçilmiş olması gerekiyor. Bunlar hazır şekilde e, gelmiş olması lazım. Eğer gelmediyse kendiniz seçersiniz. 10 haricinde sağ altta hemen sizin sitedeki hesabınızın ismi gözükecek. Hemen bir karakter oluşturalım. Tabii ki hardcore karakter açacağız çünkü bu bizim artık e, bir hayata bakış açımız hardcore olarak oyunlara başlıyoruz. Şimdi hemen karakterimizi oluşturalım. Ve oyuna girelim. Şimdi hemen burada bahsetmem gereken ilk şey sol altta sizin işte Server'a bağlı mısınız, değil misiniz? Bu tarz bilgileri oluşturan bazı yazılar mevcut. İşte mesela şu an Connected to Server demiş. Yani biz server'a şu an bağlıyız. Onun haricinde ee, sol üstte de sizin şu an puanınız gözükmekte. Ve işte sezon kaçta olduğunuzu, hangi map oynadığınızı size bildiriyor. Sezon puanları arkadaşlar... Yaptığınız görevlere, kestiğiniz bosslara, bunun zamanlamasına göre değişkenlik gösteriyor. Bunu oyun kendi ayarlıyor ve siteye bu şekilde upload ediyor. Sezon sistemindeki bu derecelendirme gerçekten çok muazzam arkadaşlar. Diğer RPG'lerde olmayan bir sistem. Ee, gerçekten çok beğeniyorum. Ee, adamlar yapmış yani. Bir e, mod olmasına rağmen bu kadar başarılı olması gerçekten beni şaşırtmış durumda. Çok adil bir sistem. Onun haricinde e, yeni bosslar var, yeni yerler var. Örneğin haritada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir bölge var. Hunters, Blind denilen bir e, bölge eklemişler. Oraya da gidiyorsunuz artık orası end game'in end game'i yani öyle söyleyeyim. Onun haricinde e, şurada eğer serverdan kopukluk yaşarsınız ki şimdi yaşadık. Şu anlık biz böyle bir problem var ama bunu hemen aşacaklar. Üstüne e, çalışıyorlar şu an. Arada bir serverdan disconnect olabiliyorsunuz ki tekrar bağlandı şu an. Ee, yukarıda bunun offline veya da online olduğunu şuradaki puan kısmından anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlık bir sorun, bunu çözecekler. Onun haricinde şöyle bir dolaşalım. Dildiğiniz... Buralar, e, bildiğiniz buralar, bildiğiniz Grimdan arkadaşlar. E, farklı bossları görebilirsiniz. Ben de daha bilmiyorum neler eklediler, neler yapmadılar. E, şimdi şöyle bir durum var. Beklemediğiniz bosslar çok güçlüyken, beklediğiniz bosslar daha güçsüz olmuş olabilir. Bir sürü parametre değiştirdiler, yeni itemlar eklediler vesaire vesaire. Hepimiz beraber bunu keşfedeceğiz. İnanın ki ben de daha bilmiyorum çünkü bugün daha erişim sağlandı. Ee, oyunun performansında herhangi bir sorun yok. Yani bu mod herhangi bir şekilde oyundaki performans kısmını etkilemiş değil sadece bir launcher üzerinden sizi puanlama yapıyor ve siteye upload ediyor. Önceki videoda da bahsettiğim üzere hardcore oyuncular trade yapamaz ama softcore oyuncular trade yapabiliyorlar. Hem de site üstünden aynı Pedo Exile gibi itemlara ulaşabiliyorlar. Şöyle bir ilerleyelim. İlk gün arkadaşlar hatta ilk saatler şu an. Eee Grim Dawn'un sitesinde sıralamada bir sıkıntı olabilir. Puanlarınız gitmeyebilir. Offline online kısmında bir sıkıntı olmuş olabilir. Bunlar normal. Çünkü bu adamlar büyük yani bir şirket değil sonuçta. Bunu modlayan 6-7 kişilik bir ekip. Rek Protos Protos'ta bu işin içinde e, haliyle ilk gün çok eee Stabil bir sunucu beklemeyin ki şu an yine diskonnet oldu. Ee, bunun sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü herkes oynuyor. Muhtemelen tekrar e, tövra e eriştiğinde puanlarınızı tekrar oraya işliyordur. Mesela şu an yaratık kesiyorum ama puan gelmiyor diye düşünmeyin. Puanlar muhtemelen görevleri başardığınızda vesaire e, işleniyor. Yani sıradan yaratık kestiğinizde veyahut XP'nize göre bir puan almıyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle algıladım. Ee, tamamen hangi görevi, hangi zamanda nasıl yaptığınızla alakalı bir durum. Ee, sezon sonu belki PvP turnuvaları olabilir ama şunu unutmamanız gerekiyor ki PvP'de ölürseniz ölürsünüz arkadaşlar. Aynı tüm oyun için geçerli olan hardcore kuralı PvP içinde geçerlidir. Ee, bunu da söylemekte fayda var. Tüm görevleri yapmaya çalışın. Bütün görevleri yapmak e, gerçekten önemli. Neden önemli? Çünkü puan sistemi bunun üstüne kurulu. Yani yan görevleri de muhtemelen e, birçoğunuz önemsiyordur. Çünkü Grim Dawn'ı hepinizin sevdiğini biliyorum. Özellikle bizim kanalımızda olan herkes Grim Grimdam'ı çok seviyor. Bunun farkındayım. Bütün görevleri yapıyorlardır diye düşünüyorum. Fakat yine de uyarmış olayım. Çünkü onlar da çok yüksek puan e, getiriyor. Sol üstte sürekli puanınızı kontrol edebilirsiniz. Grim League'in kendi sitesinden de sıralamanızı ve puanınızı yine kontrol edebilirsiniz. Birden fazla karakter kastığınızda bu karakterlerin puanları da e, account'a ekleniyor ve toplam puanınız ortaya çıkıyor. E, Bunu da söyleyelim. Yani şunu demeyin. Ben 100 level karakter yaptım. Efsane itemlarım var. Bütün her şeyi tamamladım. Bir tane adam beni geçti. Nasıl geçmiş olabilir vesaire? Sizden daha fazla karakter kasmıştır arkadaşlar. Yani 2 3 tane karakter kasmıştır. Sonuçta bu bir yarış. yarış mantığında olduğu için böyle bir durum mevcut. Tabi şu anlık ben bir gameplay videosu çekmiyorum şu an sizinle konuşurken. önünüzde boş bir görüntü olmasın diye şu an oyunda dolanıyorum. En azından neyle karşılaşacağınızı anlatmak amaçlı şöyle bir genel görünüm verdim size. Ee, kesinlikle tekrar söyleyeyim oyunda çok fazla Türk görmek istiyorum. Ee, ve eğer bizim kanalımızdaysanız ve hani Grim Dawn'da sonuçta bir yılı aşkındır bir içerik üretiyorum. Ve hani e, Yokita-sama adı altında bir topluluk oluşturduk. Discord'da. Ee, eğer nacizane bir istek yapayım size. Eğer üye olursanız ve sezona başlamayı düşünürseniz ee, karakterinizin yani hesabınız da olabilir, karakteriniz de olabilir. E bunların sonuna işte alt çizgi tire ekleyerek eee YS yazarak yani Yokita Sama'nın kısaltılmış halini yazarak mesela atıyorum bir nick'iniz var. Şimdi nick alt çizgi YS yazarak bizim kanalımızdan e, bu lige katıldığınızı belli edebilirsiniz. Bu sayede oyunda YS kodlu birini gördüğünüzde bilirsiniz ki bizim kanalımızdan biri. Bu sayede kaç tane bizim kanalımızdan lige katılmış olan insan var. Oradan da anlayabilirsiniz. Bu sadece benim nacizane isteğim. E, hani... Bir yıldır e, bu oyun üstüne bir topluluk oluşturduk. Belki böyle bir şey yaparak beni de biraz onare etmiş olursunuz. E, benim diyeceklerim bu kadar. Tüm linkleri aşağıdan elde edebilirsiniz. Hepsini tek tek ekleyeceğim. Discord linkimiz olsun. İşte Grimleak e, linki olsun. Vesaire vesaire. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kesinlikle Discord'a gelin. Hepiniz sağlıcakla kalın.